İstanbul Milletvekilimiz Akif Hamza Çebi ve Balıkesir Milletvekilimiz Fikret Şahin'le birlikte çoklu maaş vurgununa karşı bir kanun teklifi hazırladık. Ülkemizde milyonlarca işsiz var. Milyonların bir işi, bir maaşı bile yok. Ama birden fazla maaşı olan AK Partili bürokrat çok. Üstelik bu bürokratların aldıkları maaş tutarlarının bir üst sınırı da yok. Örnek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan. Aylık geliri ne kadar biliyor musunuz? Tam olarak 313.870 lira. Tekrar ediyorum, tam olarak 313.870 lira. Kendisi hem bakan yardımcısı, aynı zamanda Kuveytür Katılım Bankası'nın da yönetim kurulu üyesi. Bankanın %18,72'si Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait. Bu nedenle bu hisseyi temsilen bankanın yönetim kurulu üyesi. Bakan yardımcılığı aylık maaşı 39.537 lira. Kuveytürk Katılım Bankası 2022 yılı genel kurul toplantı tutanağına göre banka yönetim kurulu üyesi olarak aylık ücreti 9.630 dolar. Yanlış duymadınız, ücreti dolar üzerinden alıyor. Yani Türk lirası olarak ücreti aylık 142.427 lira. Aldığı yönetim kurulu ilave ücreti aylık 8.919 dolar. Yani 131.906 lira. Böylece Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısının bir aylık geliri 313.870 lira. Yani 73 asgari ücrete denk geliyor. Sayın milletvekilleri, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin gözlerinden neden ışık saçtığını da tespit ettik. Çünkü dört dörtlük bakan yardımcıları var. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığında dört bakan yardımcısı var. Dördü de çift maaşlı. Yunus Elitaş aynı zamanda TÜPRAŞ Yönetim Kurulu'nda. Buradan aldığı huzur hakkı aylık 67.500 lira. Toplam aylık geliri 107.037 lira. Diğer bakan yardımcıları Mahmut Gürcan ve Cengiz Yavilioğlu. Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda. Buradan aldıkları yılda 6 maaş ikramiye, ücret ve bakan yardımcılığı maaşları toplamı aylık 80.155 lira. Dördüncü bakan yardımcısı Murat Zaman aynı zamanda Exim Bank Yönetim Kurulu Başkanı. O da maaş, huzur hakkı ve yılda 4 maaş ikramiyeyi de yine cebine indiriyor. Sayın milletvekilleri, ayrıca Türkiye'de bir yanda alanında iş bulamayan gençler, diğer yanda uzmanlığı olmayan alanlarda görev alan çok maaşlı AK Partili bürokratlar var. Örnek, bunca ülkede bunca güvenlik sorunu varken Emniyet Genel Müdürü PTT Yönetim Kurulu'nda. Bir İçişleri Bakanı bizim ülkemizde inşaat işinde emlak, konut, gayrimenkul yatırım ortaklığının yönetim kurulunda. Çiçeğin burnunda Tarım ve Orman Bakanı da göreve gelir gelmez dört yeni bakan yardımcısının dördünü de Yüksek Komiserler Kurulu'na atadı. Sayın milletvekilleri, Yüksek Komiserler Kurulu ne iş yapar biliyor musunuz? İçinde yüksek kelimesi geçiyor. Yüksek Seçim Kurulu gibi. Komiserler Kurulu emniyet ve iç güvenlikle ilgili bir kurul. Yani size bir ipucu vereyim. Kurul bununla ilgili. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dört bakan yardımcısının yer aldığı Yüksek Komiserler Kurulu at yarışları ve müşterek bahisleri düzenleyen Safkan, Arap ve İngiliz atlarının soy kütüğü işlemlerini yapan kuruldur. Bir yanda ülkede tarım ve hayvancılık bitmiş, ormanları cayır cayır yanıyor,
Ama AK Parti'nin Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları çok maaş sevdasıyla at peşinde koşuyor. Yazıklar olsun.